Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 5. tabletteyim. 5. tablet 1302, yani bu tablet, 5. tablet aşağı yukarı ortalarına doğru geliyorum şeyin, genel olarak 12 tabletin ortalarına doğru geliyorum. Ama şunu unutmayın, yani aslında heyecanlı olan yanlar ya da bizi çok daha doğrudan ilgilendirecek olan yanlar biraz daha geç şeylerde, tabletlerde. Yani mesela tufanla ilgili anlatımlar ya da bizim biraz daha bildiğimiz Yahudilik, Hristiyanlık, İslam kaynaklarından ya da folk hikayelerinden falan bildiğimiz şeylerin önemli bir kısmı daha sonraki tabletlerde. Ama neticede 5. tablete de geldik. Hiç ummazdım bu kadar kısa zaman. Gerçi biraz şey yapıyorum, yani hızlı hızlı yapıyorum da, hızlı hızlı derken yani normalde bütünüyle bütün satırları okusam ben size, eksikler, kırıklar falan yani yarım yamalak kalıyor. Anlamı olmuyor onların yani. O yüzden o eksikleri ve kırıkları böyle özetini vererek geçiyorum. O yüzden biraz hızlı gibi geliyor. Normalde hani bu kadar hızlı olmazdı. Ama net anlaşılan bütün ifadeleri de aslında tercüme ediyorum ve anlatıyorum yani. O yüzden 5. tabletteyiz. Bugün tabii hava soğuk, ondan sonra İstanbul soğuk yani, ki ben soğuğu çok severim. Yağmuru böyle çok olmazsa bayılırım. O yüzden de siyah gömleğim yok, üzerimde montum var yani. Şehir dışında olanlar, sıcakta olanlar, hoca niye siyahı değiştiler derlerse bundan dolayı. Ama hava açarsa yine siyaha devam. Şimdi demek ki 1-302 arasını yapacağım. Çünkü 5. tablet 302 satırdan oluşuyor. Ama şöyle, bu 5. tablette çok sayıda boşluklar var. Yani boşluk dediğim zaman şunu anlayın. Mesela yok yani, tablette öyle bir bölüm yok. Yani olması gerekiyor aslında ama yok. Bazen yazılmış ama hiç okunamıyor. Veya çok eksik okunuyor. O yüzden de bu tablette bayağı ciddi anlamda kopukluklar var. O kopuklukların hangi satırlar arasında olduğunu ben zaten söylüyorum size. Şimdi bugün yapacağım, yani 1-302 arasında bugün yapacağım bölümse 1-229 arası. Yani 1-229 arası yeterince uzun zaten. Ama 229'dan sonra, yani 302'ye kadar, yani tabletin sonuna kadar olan kısmı da herhalde haftaya bitiririm diye düşünüyorum. Böyle. Burada yani bu bölümde Akatça'yı okumayacağım. Çünkü metin üzerine analiz yapmaya değer, kayda değer bir şey yok. Doğrudan Türkçesini okuyacağım. Neden bahsedeceğim? Yani neyi vurgulayacağım Türkçeyi bitirdikten sonra? Biraz bu Gılgamış biliyorsunuz Uruk kralı. Gılgamış'ın ve Uruk krallarının eski Mezopotamya'da solar kültle, yani güneş kültüyle, güneş tanrısıyla olan özel ilişkisini anlatmaya çalışacağım. Ya burada kastım şu, tek tanrılı dinler yaygınlaşıncaya kadar, yani hani monoteist dinler böyle yaygınlaşıncaya kadar bütün dünyada ve Mezopotamya'da tabii herhangi bir sülalenin kurucusu, herhangi bir şehrin kurucusu veya herhangi önemli bir şeyin kurucusu mutlaka bir tanrısal orijine kendisini çıkartırdı. Yani işte bir şehri kuran sülale şu tanrıdan gelir veya bir şehri şu tanrı kurmuştur diye sürekli olarak böyle tanrısal bir gücü arkasına almak şeklinde politik ve dini bir eğilim vardır bütün inançlarda. Bu tabi Mezopotamya'da çok fazla. Yani Mezopotamya'da hani Babil söz konusu olduğunda bu büyük oranda Marduk'tur. Asur devleti söz konusu olduğunda Tanrı Asur'dur. O yüzden hani böyle bir mekanizma var. Tabii Sümerler döneminde de böyle. Zaten Sümer döneminde henüz, Sümerlerin erken döneminde özellikle henüz böyle topyekün bir devlet sistemi olmadığı için, şehir devletçikleri olduğu için
her şehir devleti de kendine ayrı bir tanrıya veya bazen tanrıçaya çıkartırdı. O yüzden bizde de kahramanımız yani Gılgamış ve Gılgamış'ın içerisinden geldi Uruk şehri. Kendisini bir güneş tanrısıyla yani Şamaş veya Sümerlerdeki karşılığı Utu ile ilişkilendirmiştir. Yani bütün Uruk şehrinin kralları aslında güneş soyundan gelirler. Hani böyle bir anlayış var. Biraz bunun üzerinde duracağım. Dolayısıyla bu bölümde bu kısım önemli. Tabii şöyle, birkaç kişi beni aradı, sordu mesela geçen hafta içerisinde. Ya bu destanlar falan bugün, yani Gılgamış'taki destanlar veya genelde bütün Mezopotamya'daki destanlar bugün mesela izleri halk arasında ama yani tamam Tevrat aracılığıyla var. Zaten Gılgamış işte biliyorsunuz ne kadar popüler, hala yaşayan bir kültür ama mesela Mezopotamya'daki öteki mitler, sizin bildiğiniz ya da bilmediğiniz öteki mitler, antik inançlar hala devam ediyor mu falan diye baktığınızda tabii bu konuda çok çalışma var modern zamanlarda. Hala devam ediyor. Buna ait de mesela önemli birkaç isim sayayım ben. Mesela Finli J. Arrow var. M. Hall var. Henkelman var. Bu ve buna benzer bir isim var. Bu isimler bende, copyright'ı bende olduğu için hani bana sonra detaylı olarak sorduğunuzda ancak söyleyebilirim. Yani ya hocam bu konuda çalışan kim var dediğinizde ben bu isimleri açık olarak verebilirim size. Veya bunların kaynaklarını yani. Mesela eski Mezopotamya'dan günümüze hala Irak'ta, Irak'ın hem Kürt nüfusunda hem Türk nüfusunda, ya Irak Türklerinde daha az ama Kürt nüfusta biraz daha çok ve biraz da Arap kültürü içerisinde bu Mezopotamya inançlarının veya mitlerinin en önemlileri mesela Etana ile ilgili mitler biraz hala devam ediyor. Onun Gılgamış zaten devam ediyor. Anzu kuşuyla ilgili hikayeler devam ediyor. Dolayısıyla bu isimler, az evvel saydığım isimler veya saymadığım isimler bu konuları çalışmışlar. Mesela Özbekistan'a kadar bu eski mitlerin izini bulmuşlar. Yani o yüzden efsaneler var. Yani hala devam ediyor. Mesela bugün Irak'ta çok popüler olan birkaç tane hikaye var. Yani anonim olarak köylerde halkın arasında anlatılan. Bunlardan bir tanesi meşhur Balıkçı Mahmut ve Sultan hikayesi. Bir tanesi Kral ve Üç Oğlu hikayesi. Bir tanesi Lokman Hekim, ki Lokman Hekim bizde de var yani Adana yöresinde daha çok. Mesela bu gibi hikayelerde bütün eski Mezopotamya'nın bu folk veya mitlerinin izini yakalamışlar saydığım araştırmacılar. Tabii geçenlerde birazcık söylediğim gibi yazılı kaynaklardan bir tanesi, yani bu eski gelenekleri günümüze kadar sürdüren yazılı kaynaklardan bir tanesi, Tevrat'ı, Talmud'u veya Yahudi Hagadasını bir yana bıraktığınızda günümüze kadar hala gelen ve halkın içerisinde popüler olan yani Elf, Leyl ve Leyl yani Binbir Gece masallarında bu hikayeler hala sürüyor. Mesela bu Binbir Gece masallarında Gılgamış'ın doğrudan izi Bulukiye ve Effam denilen iki tane kahramanın şeyinde şahsında sürülebiliyor. Yani Bulukiye ve Effam bugün Binbir Gece masalları denilen masallarda bir bölüm teşkil ediyor. Ve bu iki kahramanın hikayeleri Gılgamış'la Enkidu'nun hikayesinin neredeyse aynısı. Burada tabii Bulukiye Gılgamış'a denk düşüyor. Effan da Enkidu'ya denk düşüyor. Ama olay örgüsü birbirine çok benziyor. Tabii Bulukiye adı büyük ihtimalle Gılgamış'ın başka telaffuzu olan Bılgamış kelimesinin bir şekilde Arapçalaşmış hali. Yani bir şekilde derken bunun bir izi var tabii de hani ben şu an kısaltıyorum bir şekilde diyorum. Yani
Buluk Yağdı, Bılgamış kelimesinin ya da Gılgamış kelimesinin den devam eden, bozularak devam eden Arapçalaşmış hali. Bulukiye, Gılgamış, Efvan'da Enkidu'ya denk düşüyor. Mesela işte bunlar yine birlikte yola çıkıyorlar. Ondan sonra dağları, çölleri aşıyorlar. Fakat burada dert yani Binbir Gece masallarındaki hikaye tabii Mardurs denilen bir versiyonu var. Yani Binbir Gece masallarının da 3 tane temel versiyonu var. Bunlardan bir tanesi Mardurs versiyonu denilen versiyon, ötekisi Borton versiyonu denilen versiyon. Bu versiyonlarda biraz farklı anlatılıyor ama 3 aşağı 5 yukarı hikayenin genel kurulu. Bu Bulukiye ve Afan yola çıkarlar. Çıkmalarının derdi de şeydir, ölümsüzlüğü bulmak. Fakat ölümsüzlük Süleyman'ın mührindedir. Tabi burada bakın inanılmaz derecede, işte ben mesela bu kafayı çok seviyorum. Bu müthiş bir şizofrenik kafa. Yani ama kurguyu çok iyi yapmış. Binlerce yıldır gelen pek çok geleneği ve pek çok figürü böyle müthiş bir kurguyla veren bir kafa bu. Benim tanımımla böyle çok verimli bir şizofrenik kafa. Yani Binbir Gece masallarını tutun, Yahudi Talmud Hagadasını tutun, İslam tefsirlerinden gelen bilgileri düşünün, bazı ayetleri düşünün, hadislerin bazı hadis etkilerini düşünün, eski İran'dan kalan gelenekler, bütün bunların hepsi belki Harun Reşit döneminde veya zaman içerisinde çeşitli zamanlarda derlenmiş, toplanmış ve böyle bir kurgu oluşmuş. İşte bu kurgunun bir yanında da bizim Gılgamış hikayesi devam etmiş. Bulukiye ve Affan ölümsüzlüğü aramaya giderler. Fakat ölümsüzlük hani bir ot da değildir bizim destanda olduğu gibi. Süleyman'ın mühründe saklıdır. Ondan sonra bunlar çölleri aşarlar, dağlar, tepeler falan yürürler. Ve en son yerin altına falan gelirler, inerler yani. Yerin altında da Yemlika adıyla bilinen bir tanrıça var. Yemlika adıyla bilinen bir kraliçe vardır. Aslında eski tanrıçalar, tabi bunlar hep İslamize hikayeler olduğu için burada kral ya da kraliçeye dönmüş. İşte Yemlika bizim kahramanlara şey verir, güç şerbeti verir. Hani uzun yola çıktılar ya, o yürüyebilsinler diye. Ondan sonra Yedi Deniz Adası'na gelirler. Yedi Deniz Adası da bizim destanda daha sonra göreceğiniz bir şekilde Utnapiştim'in bulunduğu ve Gılgamış'ın ölümsüzlüğü keşfedeceği ada yani. Ondan sonra Yedi Deniz Adası'na gelirler. İşte orada Süleyman'ın mezarının bulunduğu mağarayı bulurlar. Orada Süleyman'ın mührünü ele geçirirler falan. Müthiş bir böyle zengin bir şey, öyküler dizisi. O yüzden şeyde Gılgamış destanı Binbir Gece masallarında hala yaşar. Tabii bu hikayeler İslami edisyonlardan çıktığı için, yani Gılgamış bizim Binbir Gece masalları İslami edisyonlardan geçtiği için günümüze kadar her bir yerinde İslamize edilmiş. Yani bazı noktalar İslamizasyona uğramışlar. İşte mesela Gılgamış, Bulukiye ve Affan belli bir yere geldiklerinde orada bir kral çıkar karşımıza. Yani cinlerin kralı, Kaf Dağı'nda bulunan cinlerin kralı çıkar. Sehir adıyla bir kraldır bu. Cinlerin kralı, Kaf Dağı'nda oturmaktadır falan. O bizim kahramanlara evrenin, kainatın nasıl kurulduğu, işte peygamberin kim olduğu falan bütün bunları anlatırken orada mesela bir İslamik el değmiştir. Ama o değen İslamik elleri hani böyle bir kaldırdığınızda arkada binlerce yıllık geleneği bulabilirsiniz. O yüzden hem anonim halk edebiyatında Orta Doğu'da hem işte bir takım metinlerde bu işler bitmemiş, devam ediyor. Evet. Şimdi geldik metnin kendisine. Beşinci tablet, birinci cümle. Onlar, yani hatırlayın geçen dersi, Gılgamış'la Enkidu artık
Hun Baba ile yüzleşmeye başlıyorlar. Sedir ormanlarına geldiler. Tam orada kaldık zaten. Şimdi sedir ormanlarının içine girdiler. Onlar ormandaki ihtişamı seyrederek durdular. Yani onlar dediği kim? Enkidu'yla Gılgamış. Ormandaki ihtişamı, yani sedir ormanlarındaki ihtişamı seyrederek durdular. İki, sedir ağaçlarının yüksekliğini seyrettiler. Tabii tasvirler şeydir, böyle çok güçlü, çok güzel, olağanüstü bir masalımsı bir şey, orman. Yani tasvirler öyle. Üç, ormanın içerisine bir yol aradılar. Dört, Hun Baba'nın gelip gittiği yerlerde bir iz vardı, bir iz buldular. Yani ormanın içerisinde Hun Baba'ya ulaşmak istiyorlar ve iz arıyorlar ve böyle bir iz buluyorlar. Uzun uğraştan sonra bir iz buluyorlar. Beş, yolların durumu iyiydi. Yani Hun Baba'ya gitmek için buldukları yollar iyi durumdaydı. Ve iz de çok belirgindi. Çünkü o izi Hun Baba bırakmış. 6. Tanrıların meskeni, tanrıçaların tahtının oturduğu kürsü olan Sedir Dağları'na bakıyorlardı. Yani bu dağlar, Sedir Dağları, tanrıların ve tanrıçaların ikametgahı ve büyük bir ihtişamla ve huşuyla dağları ve ormanı seyrediyorlardı. 7. Dağın yüzünde sedirler bereket doluydu. 8. Bu ağaçların gölgesi çok hoş ve keyif vericiydi. Yani o kadar güzel. Ben de şeyim yani hani orman manyağıyım yani hani bayağı iyi tasvirler yapmışlar. 9. Birbirine dolanmış dikenli çalıları vardı. Orman bütün gökyüzünü kaplamıştı. Tabii hani ormanlar falan şimdi Türkiye'de gittikçe azalıyor. Ondan sonra ve ben de bir ağaç manyağı olaraktan elimden geldiğince şeye engel olmaya çalışıyorum. Bu ağaç kesenlere bilmem nelere falan yani. Ve şehrin yani İstanbul'un tabii ağaçlandırılması için de bir takım özel şeyler falan da yapıyorum. Kimseye anlatamıyoruz tabii derdimizi ama olsun yani şey yine de bazı yerlerde etkili oluyor. O yüzden ağaç kesenlere o ihbar edin. Yani gerçekten yani şey yapın, şikayet edin veya engel olun. Gittikçe de hani İstanbul'da bu ağaç kesme olayı daha da yoğunlaşıyor. Yazık yani. Evet, 9. Birbirine dolanmış dikenli çalıları vardı. Ormanlar bütün gökyüzünü kaplamıştı. Şimdi 9'dan sonra, yani 10, 11 ve diğerleri, 85'e kadar olan bölümler, kısımlar, cümleler eksik ya da okunamıyor. Eksik ya da okunamıyor. 10-85 arası ya eksik ya okunamıyor ya okunsa bile hani bir anlamı yok yani bir kelime, iki kelime falan. O yüzden 10 ve 85 arasını geçiyoruz. 85, Hun Baba Gılgamış'a söylemek üzere ağzını açtı. Yani Hun Baba bir takım şeyler olmuş. Yani artık Hun Baba ile karşı karşıya gelmişler. Hun Baba'yı bulmuşlar yani. Hun Baba ile bir muhabbet doğuyor. Yani bir konuşma doğuyor aralarında. Birazdan savaş başlayacak zaten. Ve Hun Baba Gılgamış'a şunları söylemeye başlıyor. 85. cümle bu. 86. Aslında bu 86. cümle tam böyle anlaşılmıyor ama benim anladığım şu. Aptallar ahmak bir dostun tavsiyesini alırlar. Yani burada kastı şu Hun Baba'nın. Yani siz buraya Enkidu ile Gılgamış'a söylüyor. Siz buraya niye geldiniz? Yani hani deli olmanız lazım sizin buraya gelmeniz için. O yüzden böyle bir şey yapıyor, kinaye, bir eleştiri yapıyor. Aptallar ahmak bir dostun tavsiyesini alırlar. Gılgamış, 86'ya devam. Gılgamış, niçin buraya huzuruma geldin? 87.
Enkidu buraya gel, ey babasını bilmeyen balık yumurtası. Şimdi burada Enkidu'ya sesleniyor. Tabii babasını bilmeyen balık yumurtası falan veya bir iki aşağıdaki cümle Enkidu'yu aşağılamak üzerine söylenmiş. Ey Enkidu buraya gel, babasını bilmeyen balık yumurtası. 88. Ana sütü emmeyen kurbağa dölü. 89. Gençliğinde seni gözlüyordum. 90. Şimdi 90 anlaşılmıyor. Yani ne olduğu belli değil. 91. İhanet ederek, yani sanki Humbaba'yla Enkidu'nun bir tanışıklığı var ve ihanet ediyor adeta Enkidu Humbaba'ya. Humbaba da bundan dert yanıyor. İhanet ederek benim önüme Gılgamış'ı niye getirdin? 92. Tabii burada ben daha önce yaptığım için ama yeniden hatırlatıyorum. Yani burada aslında Humbaba'nın, Gılgamış'ın ve Enkidu'nun aslında, ya şöyle, tabii şimdi bu tarihsel bir mit olarak ayrı ayrı hikayeler, tamam eyvallah. Ama çok daha temelde, benim her zaman ısrarla üzerinde durduğum gibi, bunlar bir insan tipi ve bir arketip tipi, türü. Üç tane insan, bir insanda üç kişilik ve üç tane temel arketip aslında burada kendi içerisinde bir bütünlük sağlamaya çalışmak üzere konuşuyorlar. Yani bir yanıyla Enkidu'nun temsil ettiği bir şey var, bilinç altı katmanı var veya bir arketip var veya bir tipoloji var aynı kişi içerisinde. Bir yandan Humbaba'nın bir kişi içerisinde temsil ettiği öteki bir yan var veya bir arketip var. Bir de bunların ikisinin arasını bulmaya çalışan adeta böyle ego gibi, Freudian bir tabirle, bir başka bilinçaltı katmanı ve arketip var. Dolayısıyla hani burada böyle basitçe üç kahramanın arasında geçen bir hikaye olarak tabii düşünmeyin. Yani bir mit olarak tabii ki böyle ama bunun dibinde o zamanki insanların anlamadığı ama hissettiği bu üç tane bilinçaltı fenomeninin olduğunu unutmamanız lazım ve bütün mitlere de böyle bakmanız lazım. Evet, ihanet ederek, 91, ihanet ederek benim önüme Gılgamış'ı niye getirdin? 92, bir düşman gibi karşımda duruyorsun. Yani Enkidu'ya bir düşman gibi karşımda duruyorsun diyor. 93, Gılgamış'ın gırtlağını ve soluk borusunu keseceğim. 94, onun etiyle çekirge kuşlarını, vahşi kartalları ve akbabaları besleyeceğim. 95, Gılgamış Enkidu'ya konuşmak için ağzını açtı. Yani şimdi Gılgamış Enkidu'ya konuşmaya başlıyor. Tabii aslında bu kavgada benim tarafını tuttuğum kişi aslında Humbaba. Yani çünkü ormanları koruyor aslında. Yani Humbaba burada gariban yani. Hani ama tabii hani ormanları koruyor, gariban hikayesi falan. Daha dibine baktığınızda bir politik ideoloji kurgusu ile anlaşılabilir bir şey. Çok büyük ihtimalle, ki bundan birazdan bahsedeceğim, aslında Enkidu şeyle, Gılgamış ve Enkidu ve Humbaba arasındaki kavga normalde güneş tanrısı ile, yani Şamaş'la, normalde hava veya fırtına tanrısı veya atmosfer tanrısı, gökyüzünün genel işlerini idare eden Enlil arasındaki bir kavgadır. Yani burada Humbaba Enlil'in tırnak içinde adamıdır. Enkidu ile Gılgamış da Şamaş'ın adamıdır. O yüzden suçu olan Humbaba değil. Yani bir de Humbaba Enlil tarafından görevlendirilmiş. Yani sen bu ormanları koruyacaksın diye. Ve de koruma derdi de çok iyi niyetli. Çünkü ormanlar falan yıkıldığı için ya da yakıldığı için Enlil bunların korunmasını istiyor ve Humbaba'yı bu işle görevlendiriyor. O yüzden Gılgamış'ın ve
Enkidu'nun Humbaba'nın karşısına çıkartılmasının gerçek hikayesi Güneş Tanrısı'yla Hava Tanrısı arasında Mezopotamya'daki çok çok da eski çağlara kadar çıkan iki kültün arasındaki kavgadır. Bunu birazdan değinebilirim. Muhtemelen büyük ihtimalle Enlil Mezopotamya'da çok daha eski dönemlere kadar uzanan bir tanrı. Fakat Mezopotamya'ya hani Sümer egemenliğinden falan sonra, özellikle de tabii Semitiklerin egemenliğinden sonra Güneş Tanrı egemen olmaya başlayınca, Şamaş veya Sümerlerdeki Utu egemen olmaya başlayınca büyük ihtimalle prehistorik dönemlere kadar uzanan bu Enlil'in pozisyonu ikincil bir hale getirilme durumuyla karşı karşıya kalınca kültür çevreleri kendi tanrılarını önemseyen mitler veya öyküler yarattılar. O yüzden de bizim destanın içerisindeki bu kavgaya böyle bakın. Yani yukarıda filler kavga ediyor her zamanki gibi. Aşağıda da bu garibanlar. Yani senin Humbaba dediğin adam canavar mı var ama işte birazdan ölecek yani. Hani o kadar da güçlü varlıklar değiller. Gılgamış da korkak. Korkuyor yani. Enkidu güç bela şey yapıyor. Enkidu da fitne. Yani tamamen fitne fesat yani. Dolayısıyla bu üç tane kişilik normalde sıradan varlıklar yani. Esas ama hikaye yukarıda çatışan konseptler. Yani bir kültür çevresinden gelenler, Şamaş kültür çevresinden gelenler ve Enlil kültür, belki arkaik Mezopotamya kültür çevresinden gelenlerin birbirleriyle olan kavgaları aşağıda bu hale dönüşüyor. O yüzden buradan bakın yani. Yani şöyle mesela bazılarınız şunu sorabilir. Ya hocam yani bu mitleri bilmem neleri, hikayeleri bu kadar paranoyak okumak durumunda mıyız ya? Yani hani bazen retoriğin kendisi de kendi başına bir şey değil midir? Hani arkasında bir şey aramak. Ya şimdi o zaman bakın hiçbir şey yapamazsınız size söyleyeyim. Yani kesinlikle ve kesinlikle mitler, yani mitsel anlatımlar, yani retorikler diyeyim ben ona. Hani mit, destan, öykü, bilmem hikayeler falan. Bütün bunlar klasik zamanlarda ve aslında günümüzde de kesinlikle bölünmeden, parçalanmadan ve analiz edilmeden gerçekliği anlaşılacak şeyler, öyküler değildir. Yani o yüzden bundan rahatsız olmayın. Yani metodik olarak paranoyak olmanızda, böyle şizofrenik olmanızda bir dert yok. Yani metodik olarak ama çok da gündelik hayatınıza sokmayacaksınız onu. Ama bütün mitleri bu şekilde tek tek her satırını analiz ederseniz olayın arka, o yüzden de komplocu olmak gerekiyor. Yani hani hiçbir şey klasik dünyada ve de modern dünyada göründüğü gibi değil ki. Yani hiçbir şey değil yani. Mitler zaten bir söylemdir. Yani bir şeyin retoriğidir. O yüzden o bir şey denilen şeyi anlamak istiyorsanız mutlaka bunları çözümlemek durumundasınız. Yoksa hikayeyi okursun yani. Hani laga luga yani, boş yani. Evet. 95 Gılgamış Enkidu'ya konuşmak için ağzını açtı. Yani Gılgamış ayıttı Enkidu'ya, beni dinle dedi yani. 96 Dostum Humbaba'nın her şeyi değişmiş. 97 Buraya kadar onu def etmek için inine kadar geldik. Yani dağlara kadar geldik. Amacımız onu ortadan kaldırmaktı. 98. Şimdi burada Gılgamış'ın hani o böyle kahraman kral, böyle Gılgamış'ın, Uruk kralı Gılgamış'ın korkaklığını falan görüyorsunuz yani. Fakat kalp korkudan bir an bile sakinleşmiyor. Yani ben o kadar korkuyorum ki hani kalbim bir türlü sakinleşmiyor. Kendi korkusunu anlatıyor. 99 Enkidu, şimdi Gılgamış'ın, tabii içerideki benlikler çatışıyor burada yani. Daha önce söylediğim gibi bu hikaye kendinle yüzleşme hikayesi bir yanıyla baktığın zaman.
Bu biraz şeye de benziyor. Ben ona çok benzetiyorum. Yani Bhagavad Gita'da, yani Hindistan'da Bhagavad Gita'da ki öykünün kurgusuna biraz benziyor. Yani Arjuna ve Krishna arasındaki diyaloga çok benzer. Nasıl benzer? Hani o biraz bakın şeye Bhagavad Gita'ya anlarsınız. Enkidu şimdi Gılgamış'a konuşuyor. Gılgamış korkuyor. Enkidu onu cesarete getirecek. Yani biraz gaza getirmek zorunda. Enkidu Gılgamış'a konuşmak için ağzını açtı. Yüz. Dostum, niçin zayıf biri gibi konuşuyorsun? 101. Çünkü Bhagavad Gita'da Krishna Arjuna'nın karşısındaki savaşması gerekli olan kabileleri Pandavalarla Kauravaların savaşı yani. Savaşması gerekli olan kabilelerle savaşmayı istemeyince Arjuna, Krishna Tanrı avatar olur. Yani Tanrı Vishnu bu dünyaya avatar olur. Ve Arjuna kılığında, Krishna kılığında dünyaya gelir. Ve krala şunu söyler. Der ki korkmayacaksın. Yani rakiplerinden korkma. Yani mücadele et. İşte o kral ve kralın arabacısı yani Krishna ve Arjuna arasındaki hikayede şeyi görüyorsunuz. Buradaki öykünün daha farklı varyantını görüyorsunuz. O biraz daha mistik aslında ama yine de benziyor mantığı. Ne diyor? Yüz, dostum niçin zayıf biri gibi konuşuyorsun? 101. Bu aciz konuşmanla kalbimi kederlendirdim. Gılgamış'ı korkusundan dolayı eleştiriyor. 102, 133. Yani bu bölümler 102, 133 arası kelimeler var falan ama eksik, anlaşılmıyor. Ne dediği belli değil ama belli ki hani Gılgamış, Enkidu ve Humbaba arasındaki hikaye şey yapıyor, devam ediyor. Yani muhabbet devam ediyor. 133'ten itibaren cümleler yine anlaşılmaya başlıyor. Şimdi savaşa girmişler. Yani hani 133'e kadar belli ki savaş sahnesi var. 133'ten itibaren savaşa girmişler. Savaşın şiddetini anlatıyor. Onların ayaklarının topukları altında yeryüzü parça parça oluyordu. Yani savaş sahnesinin dehşetini tasvir ediyor. 134. Dönerlerken Sirion ve Lübnan Dağı'nı yani savaş esnasında o savaş yaparlarken Sirion Dağı ve Lübnan Dağı'nı parçalıyorlardı. Buradaki Sirion Dağı Lübnan Dağı zaten yani Lübnan'daki Sedir Dağları'nın bütününü kastediyor. Buradaki Sirion Dağı'nın neresi olduğu belli değil. Bazıları Harmon Dağı olduğunu söylüyorlar. İsrail'in kuzeyinde. Yani Harmon Dağı, Sirion Dağı ise eğer Hristiyanlık, Sirion adı da bir kelime, yerli bir kelime, eski Kenan dillerine ait bir kelime. Daha sonraki İsrail geleneğinde burası İbranice'de Hermon olarak nitelendirilmiş. Hermon, daha doğrusu İncil'lerde İsa'nın transfigürasyonu ya da şekil değiştirmesi denilen bir olay vardır. Bu şekil, İsa'nın şekil değiştirmesi olayı bir dağın üzerinde olur. Fakat transfigürasyon yani meşhur. Fakat bu dağın neresi olduğu belli değildir. İşte Harmon mudur, Tabor dağı mıdır, başka bir dağ mıdır? Ama bir grup Hristiyan geleneği bunun Harmon dağı yani bu Sirion dağı olduğunu varsayar. Transfigürasyon tabii Hristiyanlıkta önemli. Yani İsa
yanındaki öğrencileriyle, işte Petrus ve diğer öğrencileriyle bu dağ hangi dağsa o dağın üzerine çıkar. Ve o dağda İsa bir şekil değiştiriyor. İsa'nın yanında Eliyah'la Musa sahneye çıkar, karşımıza çıkar yani birdenbire mucizevi olarak. İsa böyle bir nur haline falan döner. Tabii onu seyreden şakirtler şok olurlar. O sahne, yani bu Hristiyanlıkta önemli olan transfigürasyon sahnesi de Mesih'i bir şeydir. Yani apokaliptik Mesih'i bir teolojinin işareti olarak algılanmıştır. O yüzden bir Hristiyan geleneği bu dağı, Sirion Dağı'nı bu transfigürasyon olduğu dağ olarak kabul eder. Bizim kahramanlarımız kendi aralarında savaşırlarken işte Lübnan'daki Sedir Dağı ve Sirion Dağı'ndan, demek ki o dağ bölgesinde büyük bir mücadeleye girdiler. 135, beyaz bulutlar siyaha döndü. Yani savaşın dehşeti. 136, ölüm bir sis gibi üzerlerine yağıyordu. 137, Şamaş, güneş tanrısı yani, bütün şiddetli fırtınaları Hun Baba'ya karşı gönderdi. Tabii Şamaş, yani güneş tanrısı, bizim destan boyunca kayıtsız bir şekilde hep Gılgamış'ın yanında olacaktır. Bu da işte az evvel söylediğim o Uruk kralı Gılgamış ve Uruk'un ve Gılgamış'ın güneş kültüyle olan ilişkisine bu destan bağlamında işaret eden şeylerdir. 137, Şamaş bütün şiddetli fırtınaları Hun Baba'ya karşı gönderdi. 138, güney rüzgarı, kuzey rüzgarı, doğu rüzgarı, batı rüzgarı, yani dünyanın dört bir köşesinde bulunan dört ana rüzgar, o dönemin kozmogonisi, patlayın ve esin. 139, fırtınalar, bora, tayfun, cehennem rüzgarları. 140, buz fırtınası, kasırgalar, hortum. 141, 13 rüzgar, hepsi yükselsin. Hun Baba'nın bütün rüzgarları Şamaş savaşa gönderiyor. Ve rüzgarların ya da fırtınaların Hun Baba'nın üzerine gelmesiyle Hun Baba'nın yüzü kararıyor. 141'de onu söylüyor. 13 rüzgar yükseldi ve Hun Baba'nın yüzünü kararttı. 142. Hun Baba ne ileriye doğru hamle yapabildi ne de geriye doğru hamle yapabildi. 143. Sıkıştı yani. 143. İşte o zaman Gılgamış'ın silahları Hun Baba'yı yakaladı. Şimdi Hun Baba artık yakalanıyor. 144. Hun Baba, tabii Hun Baba da burada gariban, yani öyle canavar manavar hava atıyordu ama şimdi o kadar da şey değil yani, hani büyük bir cesur yürek değil yani. Hun Baba canını bağışlaması için Gılgamış'a yalvardı. 145. Hala seni doğuran annenden doğmuş gibi çok gençsin Gılgamış. Burada muhtemelen şunu söylemeye çalışıyor. Yani hala şeysin, safsın. Yani hani birazcık yağ yapmaya çalışıyor şeye, Gılgamış'a. Yani safsın, hala annenden doğduğun gibi safsın. Yani sen Enkidu'nun bu inandırmasına ya da dolmuşuna nasıl gelirsin? Biraz bunu söylemeye çalışıyor. 145'te yani. 146. Annen seni doğurduysa bile sen yaban ineği Ninsu'nun dölüsün. Aslında burada mesela çok önemli bir teolojik şey var. Mezopotamya kültürü söz konusu olduğunda ya da inançları söz konusu olduğunda. 146'da yani. Annen yani şunu söylüyor. Gılgamış, senin bir insan annen var. Tamam, bu doğru. Yani Gılgamış bir anneden doğdu. Bir insan anneden doğdu. Fakat unutma ki sen yaban ineği, daha önce anlattım bunu, Ninsun'dan geliyorsun. Onun dölüsün. Yani fiziki olarak bir anneden doğmuş olabilirsin ama sen bir Tanrı'nın ya da Tanrıçanın dölüsün.
demeye getiriyor. Bu ifade aslında derin anlamı olan bir teoloji. İnsandan doğan ama aslında tanrısal öze ait olan varlık teolojisi bu satırda mevcut. 147. 147 böyle anlaşılmıyor. Şamaş'ın emriyle dağları ne demek yani? Şamaş'ın emriyle dağları. 148. Uruk'un ortasından gelen soy, yani Gılgamış'a hitap eden bir ifade bu. Uruk'un ortasından gelen, Uruk'un içinden gelen soy, Kral Gılgamış. Yani 148'de 151'e kadar olan kısım eksik, anlaşılmıyor. Bir iki kelime var, ne olduğu belli değil. O yüzden geçiyorum onları. 151, yani hala Humbaba Gılgamış'a yalvarmaya çalışıyor yani. 151, hayatımı bağışla Gılgamış. 152, burada yani ormanda senin için yaşayayım ben. 153, 153, benden istediğin kadar çok ağacı, bu tam belli değil, benden istediğin kadar çok ağacı. 154, senin için Mersin ağacını koruyayım. Yani bu büyük ihtimalle Gılgamış'a, Gılgamış için ormanı korumak. Hani böyle bir şey yapmaya çalışıyor. 155, bu sarayın övüncü olan keresteyi, bu saray dediği orman yani, bu sarayın övüncü olan keresteyi, eksik yani keresteyi, nokta nokta. Eksik olanları ben nokta nokta koyuyorum. Ne demek yani? Bu sarayın övüncü olan keresteyi, herhalde ağaçları ben koruyayım falan gibi bir şey demek istiyor. 156, şimdi burada Humbaba Gılgamış'a yalvarırken Enkidu araya giriyor. 156, Enkidu. Enkidu konuşmak için ağzını açtı ve Gılgamış'a şöyle dedi. 157, dostum Humbaba'nın söylediklerini dinleme. 158, onun talebini umursama. 158 ile 175 arasına kadar metin yok. Yani yok yani. Yani muhtemelen başka bir tablette falandı yani. O tablet yok. 175, Humbaba Enkidu'ya şöyle söyledi. Benim ormanlarımın ya da ormanımın yollarını öğrendim. 176, ağzında iyi laf yapıyor. 177, seni tutup ormanımın girişinde bir ağaca asmalıydım. Yani keşke seni tutup bir ormanımın girişinde bir ağaca assaydım. Öyle de okuyabilirsiniz. 178, etini çekirge kuşlarına, yırtıcı kartal ve akbabalara verseymişim. 179, artık Enkidu benim hayatım sana bağlı. Yani benim hayatıma aslında sen karar vereceksin. 180, Gılgamış'a söyle canımı bağışlasın. 181, Enkidu konuşmak için ağzını açtı ve Gılgamış'a şöyle söyledi. 182, dostum selir ormanlarını koruyan Humbaba'yı, 183, işini bitir, öldür, onun gücünü kuvvetini yok et. Yani Enkidu böyle bütün zalimliğiyle veya belki işte Bhagavad Gita perspektifinden yorumladığınızda aslında o içindeki korkuları, Humbaba'da çünkü o korkunun saflığı da var. Yani o içindeki korkuyu ortadan kaldırması perspektifinden bakarsan Enkidu'nun Gılgamış'a verdiği gaz bence çok anlamlı. Çünkü insan olması için Gılgamış'ın o korkulu olan yanını, yani o Humbaba olan o saf yanını ortadan kaldırması gerekiyor. Bundan dolayı da Bhagavad Gita'da olduğu gibi Krishna'nın kralı korkma, düşmanlarını öldür. Yani bunda bir hikmet vardır. Oradaki tabii Bhagavad Gita'dakinin şöyle bir yanı da var tabii. Genel Hinduizm çerçevesi içerisinde gnostik bir yanı da var. Yani oradaki savaş aslında ruh ve beden arasındaki savaştır. Birazcık yani.
Yani orada bedene şunu söylüyor, beden kralı temsil eder. Bedene şunu söylüyor, yani korkma, bedenini öldür. Yani bedenini öldür, bedenini öldürmezsen ruhu, yani o tanrısal alanı veya içindeki atmanı keşfedemezsin. O yüzden biraz öyle bir şey. Bhagavad Gita'nın biraz daha ayrı konteksti var gibi. Ama burada da mesela yine şey, yani Hun Baba o saflığı o temsil eden ve ortadan kaldırılmadığında Gılgamış'ın başına problem çıkaracak olan, çünkü bir ileriye gidemez o zaman bir şey, hikaye. Bundan dolayı Enkidu'ya buradan bakarsanız Enkidu'nun yaptığı kötü bir şey de değil yani. Evet. 184. Dostum, Sedir ormanlarını koruyan Hun Baba'yı bitir, öldür, onun kuvvetini, kudretini yok et. 185. En önemlisi, yani Gılgamış'a söylüyor, Enlil bunu duymadan yap. Yani hani Enlil, çünkü Enlil ve Hun Baba arasında ilişki var. Fırtına tanrısı Enlil. O duymadan işini bitirelim. Gılgamış'a bunu söylüyor. 186. Büyük tanrılar bize kızabilirler. 187. Biraz eksik yani, tam anlaşılmıyor. 188. Gılgamış'a şunu söylüyor Enkidu. Tam böyle bir gaz veren hikaye yani. Adın ebedi olsun. Yani onu öldürdüğün zaman adın ebedi olacak. Yani herkes diyecek ki Gılgamış Hun Baba'yı öldürdü. 189. Gılgamış Hun Baba'yı nasıl öldürdü desinler. 190. Hun Baba Enkidu'nun bu söylediklerini işitti. 191. Başını kaldırdı. Hun Baba yani başını kaldırdı. 229'a kadar olan kısım zaten 40. Yani 191, 229'a kadar olan kısım 40. İşte o yüzden 229, yani başlangıçta söylediğim 229'da bırakacağım bugün dedim. Bugün 229'da bırakıyorum. 191, 229 arası 40, o yüzden okumadım. Önümüzdeki ders 229'dan devam ediyorum. Ama şimdi bu ders, bir şeyden bahsedeyim metinin daha iyi anlaşılması için. O da şu, biraz satır aralarında söylediğim şey, Gılgamış'ın güneşle ya da güneş kültüyle ilişkisi. Şimdi bu Sümer kral listelerine baktığınızda, benim daha önce bahsettiğim Sümer kral listelerine baktığınızda, Uruk şehrinin kuruluşu, yani Gılgamış'ın kralı olduğu meşhur eski Mezopotamya'nın Uruk şehrinin kuruluşu aslında bir Sümer kralı olan Meşkiyen Gaşer, yani Meşkiyen Gaşer bir kral adı, ona kadar çıkartılır. Yani Uruk şehri sülalesini, ki işte Gılgamış da oradan gelecektir, kuran kişi Meşkiyen Gaşer, bir Sümerli kahraman. Meşkiyen Gaşer, Şamaş'ın oğludur. Yani Sümercesi Utu, güneşin oğludur o yani. Meşkiyen Gaşer'in oğlu da Enmarkar. Mesela Enmarkar biraz daha biz bildiğimiz bir isim yani. Enmarkar da Uruk şehrini bizzat kuran ve Uruk'daki Sümer sülalesini kuran ilk kraldır. O da tabii Güneş'in oğlunun oğludur ve doğrudan doğruya Güneş'le Şamaş, Sümerler'deki Utu'yla doğrudan doğruya ilişkidir. Zaten Sümer mitlerinde Enmarkar Dumu Dingir Utu diye adlandırılır. Yani Dumu Dingir Utu, Dumu oğul falan demek. Dingir tanrı, Utu Güneş. Yani Güneş tanrısının oğlu, bu şekilde sıfatı böyle de böyle adlandırılır yani. Ondan sonra şeyde de, yani bizim destanda da, Gılgamış destanında da şöyle şey yapılır. Bu yani Gılgamış'ın da bu güneşle olan ilgisi şu şekilde ifadelendirilir. Gişkinbaş Dingir Utu İrem Şuma, yani
Gişkınmaş dingebötü uyuyam şuma şu demek Türkçe'ye tercüme ettiğinizde. Gılgamış'ı seven Tanrı Güneş. Yani Gılgamış'ı seven Tanrı Güneş. Gılgamış'la Güneş'in utunun böyle çok yakından alakası vardır. Ondan sonra tabii bizim destanın içerisinde 7. bölümünün girişinin Hititçe tercümesinde şey vardır. Enkidu'nun artık senaryodan kaldırılma sahnesi, yani Enkidu'nun ölümü sahnesi vardır. O sahnede Enlil ile Şamaş arasında bir kavga olur. Yani hani Enkidu artık senaryodan silinsin mi, silinmesin mi diye. Bu sadece Hititçe tercümede saklı, az evvel söyledim. İşte orada mesela şeyi görüyorsunuz, yani nasıl Güneş'in, Utu'nun veya Şamaş'ın Enkidu'yla Gılgamış'ın yanında olduğunu ama Enlil'in de Humbaba'nın yanında olduğunu, o kavgada ikisinin arasındaki, yani Şamaş'la şeyin Enlil'in arasındaki kavgada görüyorsunuz. Yani taraflar belli yani. Yine bu Güneş Tanrısı ve Uruk şehri arasındaki ve Uruk şehrinden gelen krallar veya kahramanlar arasındaki ilişkilerden, ilişkiyi delillendiren şeylerden bir tanesi şu. Mesela Gılgamış'ın annesi Ninsun'da, o yaban boğası yani, Ninsun'da daima Güneş'le ilişkili olarak gösterilir metinlerde. Mesela daha görsel bağlamda baktığınızda Güneş Tanrısı'nın lapis lazuli, lacivert taştan yapılan, yani daha önce bahsettim bundan, lapis lazuli taşından bir sakalı vardır şeyin tasvirlerde, yani Güneş Tanrı'nın. Şimdi dolayısıyla mesela bu sakal Uruk krallarının bir kısmında da var. Yani onlar da lapis lazuli'den yapılmış bir sakala sahipler. Gılgamış'ta da böyle bir lapis lazuli sakalı var. Bunlar da hep böyle Güneş Tanrı'nın lapis lazuli sakalının olması, Uruk kökenli Tanrılar'da ve Gılgamış'ta lapis lazuli sakalların olması yine bu ilişkileri delillendiren şeylerden bir tanesi. Sonra mesela Gılgamış biliyorsunuz ki öldükten sonra yeraltı dünyasında şey olacaktır, böyle tanrısal varlık hüküm sürecektir yani öldükten sonra. Tabii Şamaş da yine yerin altına da hükmeden, yani Güneş ama yerin altına da hükmeden, orayı da aydınlatır. Dolayısıyla Şamaş ve yerin altı, Gılgamış ve yerin altı ilişkisi, bu kahraman ve Şamaş'ın ilişkisine delil olarak gösterilir. Sonra mesela ölümünden sonra Gılgamış'ı yer altında rehberlik edecek olan Sisik'tir. Sisik de daha önce anlattığım gibi aslında uykuyla falan ilgili bir tanrı ama Güneş Tanrısı Utu'nun, Şamaş'ın oğlu. Dolayısıyla yine Gılgamış ve Sisik üzerinden Güneş Tanrı'nın bir ilişkisi var. Tabii büyük ihtimalle bu bizim elimizdeki Babil versiyonu 3. Uğur döneminde, yani son 2. binlerin artık başı yani, yani veya 2000'ler, yani milattan önce 2000'ler ve 3. binlerin sonu. O dönemde son Uruk sülalesi, 3. Uruk sülalesi böyle bir dönem için Mezopotamya'da son bir Sümer egemenliği oluşturduğunda tabii 3. Ur sülalesi, bu yani yeni sülaleyi Uruk şehri değil, Ur şehri kurar. Ama Ur şehri de Sümerlidir. O yüzden de bu 3. Ur sülalesi bu dönemde, yani M.Ö. 2000'lerde kendisini Uruk, yani atalarının, Sümerli atalarının geldiği şehir olan Uruk'a bağlamaya çalışmışlardır. Bundan dolayı da bu 3. Ur sülalesinin kralları hep Uruk'la, Güneş Tanrı'yla ve Gılgamış'la kendilerini ilişkilendirmek istemişlerdir. Ve adeta şöyle demişlerdir. Yani eskiden Uruk vardı, bugün Ur şehri var artık diye.
yöneten, Mezopotamya'yı yöneten bunu kastetmişlerdir. Ve büyük ihtimalle de zaten her ne kadar bu bizim elimizdeki eski Babil versiyonu denilen versiyon aslında çok çok geç zamanlara ait olsa bile daha önce detaylarıyla anlattım. Ama bu haliyle bu versiyon büyük ihtimalle 3. Uğur döneminde düzenlendi, edite edildi yani. O yüzden de 3. Uğur döneminde edite edilen bu hikaye yine 3. Uğur krallarının Güneş ve Gılgamış arasındaki ilişkiyi böyle vurguladığı bir retorik olarak destanın içerisinde yer almıştır. Hani bu destanın içerisindeki böyle Şamaş'la Gılgamış arasındaki ilişki tesadüf değil, şeydir. Hani ortaya çıktığı dönemin siyasal retoriğini yansıtır. Biraz buradan bakmak lazım. Ya mesela hani bazen şey diyorsunuz diyenler oluyor yani bana. Birazdan bitireceğim zaten. Ya bu kadar hani böyle detaylar falan ne anlamı var? Yani bu kadar kaotik bir dünyada. Şimdi bir kere zaten şöyle bakın bu işe. Bu bir bilim. Yani ben şu an bir bilim yapıyorum. Yani siz de buradan ve profesyonel ya da amatörce bilim yapıyorsunuz. Yani hani bu sizin ilgilendiğiniz, çözmeye çalıştığınız bir mesele yani. Dünyanın bu kadar problemli oluşunun içerisinde bir yer teşkil ediyor mu? Aslında ediyor. Yani hani bunları böyle çok geride kalmış, böyle spesifik benim gibi böyle işte birkaç yüz tane adamın bildiği, ilgilendiği şeyler bağlamında zaten sınırlı tutarsanız sevimsiz bir bilim adamı olursunuz, ben size söyleyeyim. Mesela ben sevimsiz bilim adamlarına da gıcık olurum yani. Hani böyle adam bunu bilir, hani bilir, başka da bir şey bilmez yani. Ne vizyonu vardır, ne perspektifi, ne metodoloji falan. Şahsım adına veya hani büyük ihtimalle sizlerin de önemli bir kısmının olduğunu, zaten öyle olduğunu düşünüyorum. Ve böyle yapan böyle bilim adamları var falan. Şahsım adına ben mesela öyle hani bu vizyon, bir vizyonunuz olmadan bu işlere bakamazsınız yani. Hani böyle çok kıyıda köşede kalmış hayatıyla ve beyniyle böyle tamam, onlara da saygı duymak lazım. Yani adam kendisini o spesifik noktaya adamış, zaten onlar olmasa bilim de yürümez falan, ama hani o gibi kişilerde de bir kısmında en azından böyle bir sevimsizlik vardır. Yani böyle bir adeta şey vardır, bir küstahlık ve insan olmaktan biraz uzaklaşma vardır. Şimdi o kadar bu gibi spesifik konuları o kadar böyle sıkıştırılmış bir alana şey yapmamak lazım, koymamak gerekiyor. Mutlaka, bunu da niye söylüyorum biliyor musunuz? Hani bana çok soruyorsunuz ya, yani ya hocam nasıl birleştireceğiz? Yani bir yandan böyle dünya işleri, bir yandan bu kadar spesifik meseleler. O yüzden şöyle bir formül bulmak durumundasınız. Bu kadar spesifik işler sizin entelektüel veya beyinsel jimnastiğiniz için müthiş heyecanlı, tamam. Ama bütün bunları o hapsedilme dilen alanın dışına çıkarıp genel bir dünya vizyonu kazanmakta mutlaka kullanabilirsiniz ve kullanmalısınız da yani. Dersin en başında söylediğim gibi yani buradaki bu spesifik analizler bilmem neler, yok o kelime bu, tamam ben bunlardan ayrı bir keyif alıyorum. O başka bir hikaye yani. Benim gibi öyle insanlar var. Ama bu basitçe bir mit okuması falan değil. Yani bu bir miti okuyarak, bir insanı anlayarak, benim arketipleri vurgulamanın sebebi de o. Yani derdimiz çünkü insanı tanımak. İnsanı tanımak ve varlığı tanımak. Varlığın, varlık ve varlığın ötesinde bir şey varsa onları anlamak. Yani hikaye fizikle ilgili, metafizikle ilgili. Yani bir Kopernik devrimi yapacağım herhalde yapamayız bizim gibi böyle sosyal bilimciler, arkeologlar bilmem neler. Yani hani Kopernikus devrimi bizim için biraz daha zor, ama insanın doğasını anlamak için bütün bunlar da gerekiyor. O yüzden her şeye yönelik, hayatı anlamaya yönelik bir genel vizyonunuz olmalı. Ama o vizyonunuzun içerisinde de o vizyona isim veren spesifik bir alanınızın olması gerekiyor.
Birisi duygusal bir yönümüze hitap eder, birisi daha bakış açınıza hitap eder. Bu ikisini uzlaştırmak zorundasınız. Yani hani bana sorduğunuzda yani bu kadar spesifik uğraşmalı mıyız? Tabii bu yani çok akademisyen işin içinde değilsen uğraşamazsın. Doğal bir şey bu yani. Ama bütün bunlardan yola çıkarak bir hayat okursun, insan okursun, bir alan okursun, bir dünya okursun. O yüzden önemli yani. Evet sevgili arkadaşlar, hepinize kolay gelsin diyorum. Efendime söyleyeyim. Okumaktan ve düşünmekten yorulmayın. Her gün 3 tane ceviz yiyin. Bir de sales manas, incorpora sales manas, yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Hareket edin yani. Beyin ve vücut hareketi, 3 tane ceviz, entelektüel bilgi. Bir de düzgün bir insansanız kolay kolay bir şey olmaz, size söyleyeyim. Evet. Hadi bakalım, görüşürüz.